Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacak çok şeyim var. Güncelleme tarihinden dengeleme değişikliklerini, yeni gelecek oyun modundan sezon 20 hakkında çarpıcı bir detaya kadar her şeyi arkadaşlar bu videoda işlemeye çalışacağım. Bana destek olmak için videoya başlamadan önce bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. O zaman hiç vaktinizi almadan konularımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak dengeleme değişiklikleri hakkında konuşmak istiyorum. Bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar, Brawl Stars ekibi Twitter hesabından birkaç hafta önce arkadaşlar hangi karakterleri güçsüzleştirelim, güçlendirelim diye bir tweet atmıştı arkadaşlar. Ve şu anda dengeleme değişiklikleri gelecek karakterler belli oldu. HBS isimli içerik üreticisi sağ olsun Twitter hesabından tüm detayları bizle paylaştı. Hemen arkadaşlar tweetine bir bakalım. Gale'ın canı 3600'den 3800'e yükseltilecekmiş. Bence Gale bu güçlendirmeyi hak etti arkadaşlar. Canı çünkü karakterin bayağı azdı. Neredeyse çoğu karakterden tek yiyordu zaten. Bull'a bakacak olursak arkadaşlar, Bull'un hasarı 400'den 440'a çıkarılmış. Bu arada ilk seviye için konuşuyoruz. Karakterlerin ilk seviyesi için. Bir de Bull artık daha hızlı ulti dolduracakmış. Bu da gayet güzel bir değişiklik. Bull zaten ulti doldurmakta zorlanıyordu arkadaşlar. Sonraki karakterimiz Rosa. Rosa'ya da arkadaşlar ufak bir değişiklik getiriyorlar. Rosa artık arkadaşlar hasar aldığında aynı El Primo gibi ultisini doldurabilecek tank karakterler gibi arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir değişiklik oldu bence. Rosa'ya bu daha önceden getirilmeliydi ama nedense şimdi getiriyorlar. Sonraki karakterimiz Jackie arkadaşlar. Jackie'nin aksesuarda bir güçlendirme alıyor, görüyoruz ki. Hızlandırma süresi 3 saniyeden 4 saniyeye çıkarılıyor ve hızlandırma derecesi de %20'den %25'e çıkarılıyor arkadaşlar. Yani Jackie'nin aksesuarı artık daha güçlü olacak. Jackie'den artık daha çok korkmamız gerekecek yani. Sırada Hank var. Hank'e bakıyoruz. Hank'in canı 5000'den 5400'e yükseltilmiş. Bir de Hank'in ultisinin hasarı 1000'den 1320'ye yükseltilmiş. Sonunda Hank'e bir güçlendirme getirdiler. Çünkü karakter cidden ölüydü arkadaşlar. Karakteri kimse oynamıyordu. Ben bile 500 kupaya kasmamıştım karakteri. Ama artık bence oynanır karakter biraz da olsa. Yine de benim şikayetim arkadaşlar, çalılarda gözükebilmesi karakterin. Otomatik saldırısını doldururken çalılarda gözükmesi çok kötü. Onu da bence düzeltmeleri gerekiyor. Sonraki karakterimiz Doğu'ga bir güçlendirme gelmiş görüyorum arkadaşlar. Ultisi artık daha görünebilir olacakmış karakterin. Canı 4800'den 5000'e yükseltecek. Ultisi artık duvarların arkasından geçebilecek. Ve artık yeniden doğan karakterler %100 canda doğacakmış arkadaşlar. Doğu'ga çok büyük bir güçlendirme getirmişler. Bence gerek yoktu bu kadar büyük bir güçlendirmeye. Çünkü karakter zaten güçlüydü benim düşünceme göre. Ama Brawl Stars ekibi Doğu'ga çok büyük bir güçlendirme getirmişler. Doğu'ga artık bayağı oynanacaktır diye tahmin ediyorum. Karakter benim düşünceme göre dediğim gibi zaten güçlüydü. Ama yine de güçlendirmişler. Sırada Shelly var. Shelly'ye bir nerf geldiğini görüyorum arkadaşlar. Hareket hızı çok hızlıdan hızlıya düşürülmüş karakterin. Zaten benim arkadaşlar karakterleri listelediğim videoları izlediyseniz Shelly her zaman bir numaradaydı arkadaşlar. Shelly oyundaki en güçlü karakterdi. Ve Shelly'ye bir nerf gelmesi bence iyi oldu. Çünkü karakter zaten çok güçlüydü. Herkes yüksek kupalarda Shelly alıyordu ve takımı taşıyordu. Artık Shelly biraz daha güçsüz olacak metada. Crow'a da bir nerf gelmiş arkadaşlar. Crow'un yıldız gücü %25'ten %20'ye düşürülmüş. Bildiğiniz üzere Crow rakibin canı %50'den daha düşükse arkadaşlar yıldız gücü sayesinde %25 daha fazla hasar veriyordu. Fakat bunu %20'ye çekmişler. Bence gayet güzel bir değişiklik oldu. Crow zaten çok güçlüydü ve sinir bozucu bir karakter. Ve son olarak arkadaşlar Cordelius'a da bir değişiklik getirmişler. Bakıyoruz arkadaşlar, Cordelius artık ultisinin içinde kendi ultisini dolduramayacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Cordelius baz gibi bir alana sahip ve alanın içinde rakip varsa ultisini doldurabiliyor ve artık kendi ultisi içinde ultisini dolduramayacak. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Hesaplaşmada bildiğiniz üzere Cordelius ulti atıyor rakibe, bir kere vuruyor, sonra bekliyor ultisinin içinde ve ultisi bir daha doluyor. Artık bu yapılmayacak arkadaşlar. Rakibe iki kez vurması gerekecek ve büyük ihtimalle rakip ölecek zaten o zaman. Bir diğer değişiklik ise arkadaşlar, artık Cordelius ultisinin içinde bir daha ulti atamayacak. Bildiğiniz üzere Cordelius ultisinin içinde ulti atınca ultisinin süresini yükseltebiliyordu. Ama artık bunu yapamayacak ve son olarak da Cordelius'un aksesuarına bir nerf getirmişler arkadaşlar. Cordelius'un susturma aksesuarı 1 saniyeye düşürülmüş. Cidden Cordelius'a büyük nerfler getirmişler. Ama bence bu nerfleri hak etti arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir karakterdi Cordelius ve herkes kullanıyordu. Artık eskisi kadar kullanılmayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar güncellemenin geleceği tarih hakkında konuşalım isterseniz. Bu sezon 11 Eylül'de bitecek arkadaşlar ve yeni sezonda Eylül'ün 11'inde yeniden başlayacak. Sezon bittiği zaman yeni sezonda o tarihte başlayacak. Peki Brawl Talk ne zaman gelecek diye sorarsanız arkadaşlar, Brawl Talk'u da Eylül'ün başlarında, Eylül'ün ilk haftasında geleceğini düşünüyorum ben. Yani hemen hemen 20 gün oluyor. 20 gün sonra. Brawl Talk'lar genelde cumartesi günü geldiği için arkadaşlar büyük ihtimalle Eylül'ün ikisinde gelecektir Brawl Talk. 2 Eylül cumartesi günü Brawl Talk'u bekliyor olacağız
yapacağız arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında yeni güncellemeler olursa sizlerle yeniden video çekip paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Peki arkadaşlar, şimdi çarpıcı bir detaya geçelim isterseniz. Bildiğiniz üzere sezonlar genelde ayın ilk haftası, ilk pazartesi geliyor. Ama arkadaşlar sezon 20 için daha değişik bir şey olacak. Çünkü sezon 20 Eylül ayının ikinci haftası başlayacak. Yani Brawl Stars burada alışılmışın dışına çıkıyor. Normalde ayın ilk haftası başlattığı sezonları sezon 20 için ayın ikinci haftası başlatacak. Yani arkadaşlar buradan anlayacağınız şey, sezon 20 birazcık daha kısa olacak. Bir hafta daha kısa olacakmış sezon 20. Neden böyle bir şey yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Özel bir etkinlik yapabilirler veya etkinlik tarihlerini birleştirmek isteyebilirler. O yüzden yapmış olabilirler. Şu anda arkadaşlar bu konu hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Fakat daha fazla bilgi öğrenirsem arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Peki sizce neden böyle bir şey yapmak istediler? Neden tüm sezonları ayın ilk haftasında getirirken 20. sezonu ayın ikinci haftasında getiriyorlar? Teorilerinizi arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Bu arada dengeleme değişiklikleri hakkında fikirlerinizi de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre arkadaşlar bir sonraki konumuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, son olarak büyük ihtimal hepinizin oyladığı bir anketin sonucu geldi arkadaşlar. Brawl Stars geçtiğimiz günlerde arkadaşlar anketin sonucunu Twitter hesabında paylaştı. Hemen tweet'i sizlerle çevireyim. Yeni bir haberimiz var. Oyuna eklenecek oyun modunun anket sonuçları şu anda çıktı. Anketin sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar, kuşatma %53 oyla hepsine fark atmış ve birinci sırayı almış. Ben de dahil olmak üzere büyük ihtimal hepimiz zaten kuşatmaya vermişizdir. Çünkü arkadaşlar kuşatmayı kim sevmez ki, değil mi? Eskiden çünkü oyun modu vardı. Oynadıysanız eğer eskiden, cidden eğlenceli bir oyun moduydu. Ve oyuna geri gelmesini hepimiz bence çok istiyoruzdur. İstemeyen varsa tabii ki yorumlara yazabilir. İkinci olarak ise arkadaşlar temizlik %22 oyla kazanmış. Yani kuşatmayla temizlik oyuna kesin olarak bir sonraki güncellemede oyuna eklenecekler arkadaşlar. Üçüncü sırada ise arkadaşlar maden arabası %14 oyla maalesef 3. sırayı almış ve oyuna eklenmeyecek. Yani ben maden arabası oyun modunu sevmiştim. Neden ona oy vermediler hiçbir fikrim yok. Fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maden arabası kaybetti maalesef. Artık oyunda görmeyeceğiz maden arabasını. Ve alaşığı arkadaşlar tahmin ettiğim gibi sonuncu olmuş. Yani alaşığı hesaplaşma çakması Colt modu. O yüzden kaybetmesi normal. Colt'tan başka bir karakter oynanmadığı için alaşığı bence çok çok sıkıcı bir oyun moduydu. Toplulukta benim düşündüğüm gibi düşünülmüş ve alaşığı sonuncu olarak bu ankette bitirdi. Benim merak ettiğim şey arkadaşlar temizliğin nasıl kazandığı. Yani temizlik yerine ödül avı oynayın abi. Ödül avı daha iyi temizlikten. Neden millet temizliğe oy verdi hiçbir fikrim yok. Onun yerine bence kuşatmayla maden arabası kazanmalıydı bence. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Temizlik oyuna eklenecekmiş. Peki arkadaşlar siz bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Atladığım bir şey var mı veya eksik söylediğim bir şey varsa lütfen beni yorumlarda aydınlatın arkadaşlar. Bu videoyu hazırlamam 2 gün sürdü. Twitter'ı baştan aşağı taradım ve size en yeni haberleri buldum. Ve zaten haberler geldiğince de arkadaşlar size videolarını yapmaya devam edeceğim. O yüzden abone olarak ve bildirim zilini açarak takipte kalabilirsiniz bu tarz videolar için. Bugünlük arkadaşlar tüm haberlerimiz bu kadardı. Haberler geldikçe arkadaşlar size en yeni haberleri paylaşmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında Discord sunucumuzun linki de mevcut arkadaşlar. Discord sunucumuza katılarak başka oyuncularla beraber oynayabilirsiniz ve benle beraber konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ha bu arada üyelerimize de arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Siz de katıl butonuyla kanalıma üye olarak bana destek olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.